Kameralarımızı İstanbul Harbiye'ye çeviriyor ve Hande Yener'in dün akşamki konserini sıcağı sıcağına ekrana getiriyoruz. Galiba dişim görünüyor mu burada? Evet. Hande Yener Harbiye'de konser verdi. Konsere yıldız yağdı. Saklı giyiniyorum, sonra diyorsunuz ki yani biraz... Dev bir müzikal gibi sahne arkasında hazırlıklar kameramıza işte böyle yansıdı. Yeşim Salkım ailecek görüştüğü Hande Yener'i yere göğe sığdıramadı. Hande ilk çıktığı günden beri bence çok iyi bir şarkıcı. Bir de bizim çocuklar da yaşıt. Geçen gün zaten böyle dedikodu yapıyorduk ona. Çağan, Gizem, aynı yaştalar, hadi hep beraber dördümüz gezelim falan diye. Hande Yener'in DJ oğlu Çağan da sahneye çıkmak üzere hazırdı. Aynı zamanda ben de sahne alacağım. Finalde annemle birlikte son iki şarkıyı birlikte yapacağız. Biri Kaybediyor'u ve iki Deli Remix'ini beraber yapacağız. Heyecanla bekliyoruz. Dansçıların kostümleri ve koreografisini hazırlayan Hakan Akkaya, köpeğiyle sahne arkasında işte bu haldeydi. Yani hazırlıklar iyice bitti herhalde. Bitti. Bitti artık, onun için böyle sakinleşmek için Jenny ile duruyorum. Siz nasılsınız efendim? Neler yapıyorsunuz? Gerginim. Sahne arkası stresli. Davetliler heyecanlıydı. Yavaş yavaş yavaş. Hep Eren, gözü var Eren'in. Müjde uzman mini şortu, örgü saçlarıyla geldi konsere. Tatildeyim işte ondan sonra. İstanbul'da durmamaya çalışıyorum, nemden kaçıyorum ama. Hande'nin konseri için geldim, yine gideceğim. Murat Dalkılıç setten yetişip gelmiş konsere. 2-3 gündür o çekimlerden dolayı da iyice böyle yorgunum. Allah'tan yetişebildim. Gonca Vuslateri konsere eşi Burak Erdoğan'la geldi. Ya güzel bir tarz yapayım dedim şöyle işte ya. Çok olmuş. Olmuş mu? Sen beni biliyorsun zaten. Pasaklı pasaklı giyiniyorum. Sonra diyorsunuz ki yani biraz şık giyin, şık giyin. Şık olmaya çalıştım işte elimden geldiği kadar. La 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 la. Gonca Vuslateri kondisyon antrenmanları yaptığını açıkladı. Boksa merak salmadım. O da çok belli oluyordur yani. Şöyle bir boks yok yani, böyle bir çeşit yok. Sadece kondisyonum çok zayıf. Sezon içinde çalışacağım için kondisyonunu yükseltmek amaçlı böyle bir çalışma yaptırıldı. Hiç anladığım iş değil. Çift henüz çocuk beklemediğini de söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok yani. 2 seneden önce öyle bir düşünce yok şu anda. Yakın zamanda. Teşekkür ederim. Hande Yener de geldi. Galiba dişim görünüyor mu buradan? Evet. Çıkacak. Siyah botları, altın yaldızlı bilim kurgu filmlerindeki kostümlere benzeyen elbisesiyle kameraların karşısına çıktı Hande Yener. Nasılsınız efendim? Pozitif enerji. Çok heyecanlısınız görüyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok hazırlandık. Uzun zamandır provalar sürüyor. Yani 2 aydır prova yapıyoruz. Bodrum'da da çalıştık. Bütün millet güneşlenirken biz evde koreografi çalışıyorduk. Aynen, bütün kostümler Hakan Akkaya'ya ait. Elinde de bir enerji taşı var Hande Yener'in. Bana Uzak Doğu'dan gelmişti. Saklıyorum 7-8 yıldır. Evde tutuyorum normalde. Evime negatif enerji giremesin diye. Şimdi artık... İşe yarıyor mu? Sence? Yarıyor sence? Herhalde ki bu akşam almışız evden. Türkiye'nin en pozitif solistiyim ben. En güçlü. En iyi. Taş atarım bana, laf atana taş atarım. Bundan sonra artık beni taşlayanlara taşımayacak. Hande Yener bu enerjisini de bekarlığına bağladı. Gerçekten bekar olmak çok önemli. Çünkü ben de bütün enerjimi sadece sevenlerime ve eşime veriyorum. Şu an bir eşim olsa, bir de çocuğum olsa, hani buraya ne kadar bir enerji ayırabilirdim tartışılır. O yüzden ben hem iş hem kariyer yapanlardan değilim. Değilim yani, hani öyle iddiası olanlar var, ben onlardan değilim. Ben sadece iş olursa çok iyi olabiliyorum. Ve Hande Yener muhteşem bir sahne şovuyla işte böyle çıktı sahneye. İlk şarkısı bu yaza damga vuran Mor'du. Son albümünden şarkılar seslendirdi. Ve Mor'dan sonra bu yaz dikkate değer şarkısı Deli Bile'yi de seslendirdi Hande Yener. Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar.